cam, PVC, ısı cam, panjur, cam balkon, işte kepenk, garaj kapısı bünyemizde bulunduruyoruz. Kayseri'deki panjurun ve bayilikleri oluşturarak zaten bu ürün yelpazesini alıyoruz. PVC olarak Salamander Alman markası kullanıyoruz. Biz PVC'de Salamander'in İç Anadolu bölge bayisiyiz. Dağıtıcı, üretici bayisiyiz. Ve diğer ürünümüz olan Adopen grubundaki Adopen ile çalışıyoruz. Adopen'in Kayseri'deki bayisiyiz. Yine cam balkonda bayilik olarak cam balkonda Albert Genau marka kullanıyoruz. Albert Genau gerçekten Türkiye'de kendini kanıtlamış kaliteli bir firma. Şişecamın ısı cam olarak da Şişecamın imalatçısıyız. Şişecam ürünlerini kullanıyoruz. Bunları tabii herkes kendi biz satış ağımızla, bayilerimizle, kendi bünyemizle, pazarlamacılarla müşterilere ulaştırıyoruz. Yani bayi ağımızla daha çok perakendeden ziyade toplu olarak bayilere satış yaparak da işi hızlandırıyoruz. Çünkü her Kayseri'nin ilçelerinde, ara caddelerinde belli bir konsepte bayiler oluşturuyoruz. İşte Türkiye çapında işte Sivas'tır, Nevşehir'dir, buralarda bayilerimiz var. Şehir dışında işte Almanya'dır, Fransa, Belçika, buralarda bayilerimiz var. Yani bayiler aracılığıyla müşterilere ulaştırıyoruz. Bizleri diğer markalardan, kaliteden ayıran özelliğimiz nitelikli ürün yelpazemizin bulunması. İşte bu nedir? PVC'de hebeşibe dediğimiz sistemlerimiz var. Yani tüm mekanları geniş bir şekilde açarak 14 metre olan ölçüdekini bir 7 metreyi tek sürme sistemle çalıştırabiliyoruz. Yani diğerlerinde olmayan ya da yeni ürün kendi oluşturan firmada ayıran özelliğimiz bunlar. Cam balkonda giyotin sistemlerimiz, işte giyotin kumandayla basıp cam balkonu çalıştırıyorsunuz. İşte bunun akabinde bunu yaparken güvenlikli, özellikli olmasına dikkat ediyoruz. İşte bu giyotinin her yerlerde, sadece evlerimizde, dairelerimizde değil, iş yerlerimizde, lokantalarda veya balkonlarımızda, iş yerlerimizde kullanarak silinebilir giyotin sistemlerimizi kullanıyoruz. Veya sürgülü sistemlerimiz var, katlanırlı sistemlerimiz var. Panjur'da da panjur Kayseri'de yeni hareketleniyor. İşte daha önceden, yıllar önce Almanya'dan göç eden Almancılar dediğimiz kesimler panjuru ön planda bilirdi ama artık herkes panjuru yaptırıyor. Panjurun çünkü önemini bizler anlatarak müşterilere ikna ediyoruz ki ve ileriye dönük fayda sağlasın. İşte evimizin penceresine fayda sağlıyor. Tabiri caizse panjurda da gözlerimizin göz kapakları olarak bakıyoruz panjur sistemine de. Çünkü evimizi yağmurdan, dış etkenlerden koruyor. Cam, ısı cam da imalatçısı. Yani ısı camı da biz sektörde PVC üreten firmalara da veriyoruz. Kendi bünyemizde de kullanıyoruz ısı camı. Isı cam portföyünü. Diğerlerinden genel ayıran özelliğimiz kısacası bu olarak bakıyoruz. Kayseri'de zaten balkon kapatma kültürü PVC ile başladı. PVC'nin öncesinde demir saclar vesaire var. Tabii onlar uygun olmadığı için PVC ile başladı. Bunun akabinde cam balkon kapama oldu. Cam balkon belki bundan 10 sene sonra daha farklı sistemler olabilecek. İşte cam balkon PVC veya panjur sistemiyle de kapatıyoruz. Buradaki balkondaki kullanma amacımız tamamen hangi balkonunuzu ne şekilde kullanacağınıza bağlı. Örnek veriyorum, işte Anadolu şehrindeyiz. Kayseri'de hepimizin bir kışlık, vardiyalık turşumuz, peynirimiz, çökelehimiz vesaire her şeyimiz oluyor. Bunun için işte serin yerler vesaire kapatmalar o yüzden dolayı. PVC önceden sıcak ve konması biraz daha zordu. Hani çünkü oradaki şeyler kışın da olsa koymuş olduğumuz ürünleri, yani bırakmış olduğumuz ürünlere zarar verebiliyordu. Ama cam balkonuna bu biraz daha alüminyum olduğu için
hava sirkülasyonu sağlıyor cam balkon. Bu tür şeylere cam balkonu önermemiz, yani bu tür bu balkonlara cam balkonu öneririz. Çünkü veya bir balkonunuzun kapalı olmasını istersiniz, tamamen cam olmayarak PVC'de yapabiliyoruz. Veya ferah, güzel, işte hiç balkonunuzu kapatmamış gibi düşünün. Cam balkon uygulamamızı yapıyoruz. Çünkü neden? Balkonunuzu hiç kapatmamış gibi. Kapattığınız zaman da dışarıdan baktığınız zaman hiç kapanmamış gibi görsel bir güzellik oluşuyor. Açıyorsunuz tamamen. Ve şimdi yeni olarak da, yeni dedim tabii 3 yıldır, 4 yıldır ısı camlı cam balkonumuz çıktı. Ve ısı camlı cam balkonda bizim o ortamı bir oda ferahlığında yaratmak, aynı cam balkon mantığı gibi katlanarak yapıyoruz. Ve daha odada vakit ayırmamızı balkona ve şu süreçten dolayı herkes evlerinde, hani insanlar odalarda sıkılıyor, balkonlara yöneldi. Artık hani balkonlarda yaşamaya çalışıyor tabiri caizse. Veya kış bahçelerinde winter garden tarzı, kış bahçesi tarzı. Şu süreçte insanlar vakitlerini odalarda sıkıldıkları için, dışarıda çıkamıyorlar vesaire, balkonlara yöneldiler. Hatta biz Anadolu'da yeni yeni oluşuyor, şimdiki inşaat aşamasındaki müteahhitlerimiz, mimarlarımız bence balkonlara yönelik yeni projeler çıkarırlarsa, hani balkon nedir? Balkonu daha çok kullanmak için. Neden? Bundan işte 10 yıl önce hobi bahçesi çıktı. Evet, hobi bahçesi artıya geçti. İşte hobi bahçeli insanlar evler almak istedi. Şimdiki dönemde de işte diğer İstanbul'dur, Ankara'dır, diğer büyük şehirlerde de genelde bahçesi ya da balkonu büyük veya geniş, ferah olan daireler tercih ediyorlar. Ya da kapattırıyorlar. İşte balkonunda bir sera gibi kullanan da var. Veya balkonunda bir müşterisini veya balkonunda komşusunu ağırlayanlar da var. O yüzden dolayı bir cam balkonda avantajı, en azından evimizde bir misafirimizi ağırlıyoruz veya bir evimizde aynı bir oda gibi de kullanabiliyoruz cam balkonu. Yani bir cam balkonu bir oda gibi, işte bazı tabii klima veya işte kalorifer tesisatı çekerek olarak da kullanabiliyoruz cam balkonlu yerlerde. Diğer PVC'lerde de işte kapalı mekanları kapatmak için veya bir malzememizi koymak için PVC kapatıyoruz. PVC ile kapatıyoruz. Yani onun ikisinden ayıran özelliği budur yani cam balkonda. Cam balkonda artık nasıl diyelim, cam balkon günümüzün en önemli, hatta nasıl ev alma komşu al dedikleri gibi ev alma balkon al diye bizim sloganımız bu şekilde. Ev alma balkon al, yani balkonunu kullan anlamında. Çünkü en önemli şey bizim burada ev alırken balkonlarımız yani. Çünkü şu dönemde de, şu pandemi sürecinde de balkonlarda daha fazla zaman ayırdığımız için daha fazla ve balkonu bir kapatarak bir oda gibi de kullandığımız için cam balkonla kapatmalar çok güzel ve özel oluyor. Evet, pandemi sürecinde herkes de olduğu gibi bizler de tabii etkilendik. Yani ister istemez, ama hamdolsun yine işlerimiz, projelerimiz devam ediyor. Devletimizin bu şekilde işte inşaatlara artırma, daire satışları, emlak biraz daha işte oranları, faizleri vesaire bu tür şekilde bankalarla ödemeleri kolaylaştırdığı için daire satışlarımız oldu. Hani biz daire satışlarımız oldu derken, biz müteahhitlerden, taşeronlardan da daire alabiliyoruz bazen. Çünkü iş karşılığı aldığımız için bizim de doğal olarak daire satışlarımız oluştu. Tabii daire satarken de aynı şekilde dairesini, balkonunu kapatanlar oluyor. Hani balkon kapatmaları vesaire oluşuyor. Bu pandemi sürecinde tabii bizler de tüm dünya gibi etkilendik satışlarımızla ilgili. Çünkü insanların biraz daha insanlarla bir işte temas halinde oldukları için bu tür şeyler. Tabii ama bu yaz dönemlerinde devletimizin vermiş olduğu teşvikler, daire satışıyla ilgili bizim de işlerimiz arttı. Balkon kapatmalar, işte yeni evler yapmalar, pencerelerini değiştirmekle ilgili bu süreçlerimiz hızlandı. Ama şu dönemde de bizler evlerimize gittiğimiz zaman hijyen kurallarına uyarak çalışanlarımız, personellerimiz zaten eğitimler vererek, işte maskedir, mesafedir, temizle önem vererek, bu üçü bir arada olarak biz eğitimlerimizi verdik, eğitimlerimizi aldık, bizler de aldık. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadan, gönül rahatlığıyla
evlerimizde çalışmalarımızı, montajlarımızı devam ediyoruz. ...2021 yılında inşallah her sene olduğu gibi iyi, güzel dileklerimiz, umutlarımız da bir beklentilerimiz var. Ama tabii maalesef ülkemizi etkileyen bazı savaşlardır veya bazen siyasi polemiklerdir. Dış dünyayla ilgili Türkiye'yi etkileyen olaylar, gelişmeler olacak. Neden? Bu ben şu olarak bakıyorum. Nasıl elma veren ağacı taşlarlar, misali herkesin bildiği söz olarak taşlarlar. Oklar hep bize yönelik, Türkiye'ye yönelik. O oklar Türkiye'ye yönelikse biz de o okların tam tersi olarak ilerleyebiliyorsak bizim için doğru yoldayız demektir. Yani oklardaki maksadım, amacımız şu: devletin dışarıdaki güçlere karşı kendi bir şeyler geliştirmesi. Yani bir ülke nasıl senin kalkınmanı istemiyorsa biz de kendimiz kalkınarak, kendimiz, ha bunu nasıl başaracağız? Biz ekonomimizi canlandırarak, istihdamla, satışla, devletimizin bize vermiş olduğu teşvikleri değerlendirerek, hepsi, yani en küçük ayrıntı bile, nasıl benim çalışmamdaki azmim, başarımız, gayretimiz varsa, çalışanların da, bizlerin de ilçe olarak, il olarak, şehir olarak, ülke olarak, yani tüm dünya olarak bu şekilde azmimiz, başarımızla İnşallah 2021'de de iyi bir dileklerimizle girmeyi düşünüyoruz. Profildeki odacığımız, yani bu profilimiz bizim, Almanya'dan gelen ürünümüzün profili. Odacık sayımız, tabii bu odacık sayısının kendi başına bir yalıtım değeri olmuyor. Bunda bazı maddeler, bazı ürün özellikleri, yelpazeler de var. Tabi odacık en büyük yalıtıma katkı sağlayan ürünlerden biri. Bizim Salamander ürünü dediğimiz ithal ürünümüz 5 odacıklı. Odacık sayısı buradaki kasa sayısıyla ve buradaki diğer ikinci önemli, tabi yalıtım çok şeyden oluşuyor. Yani 8-10 maddeden oluşuyor. Birincisi dediğim gibi odacık sayısı. Bizimki 5 odacıklı. Et kalınlığı 3 milim. Avrupa standartlarında TSE, TESEK belgelerimizle zaten bunları kanıtlıyoruz biz. Diğer yönüyle üründeki bunu oluşturan bir parçanın nasıl bütünleri varsa cam. Camdaki de en büyük yalıtım bizim löve dediğimiz sinerji cam, yalıtımlı cam. Yalıtımlı cam nedir? Yeni nesil cam. Bu da yaklaşık da 7-8 yıldır yapıyoruz. Löve cam, sinerji cam. Devletin de zaten TOKİ'lerde uygulamış olduğu ve devletin TOKİ'lere de bastırmış olduğu yalıtımlı cam uygulaması isteniyor. Yalıtımlı cam mevcut evimizdeki ısı camın aynı özelliği. Yani ısı cam görsel olarak aynısı ama sinerji cam içerideki mevcut ısıyı koruyor, muhafaza ediyor. Dışarıya vermiyor. Yani yalıtım değerini artırıyor. Bu da zaten şişecam bayilerine yönelik, zaten bir şişecam bayileri alabiliyor bu camı. Ve uygulamamızda PVC'de camın löve sinerji olması ısı iletkenlik katsayısını artırıyor. Diğer üçüncü maddemizde mesela bunun aksesuar dediğimiz, tabiri caizse kilit sistemi, aksesuar, ispanyolet dediğimiz sistemi, özel aksesuarlar kullanıyoruz. Aynı şekilde kollarımız, özel kollar kullanıyoruz. Yani bunlar 3 yılda 5 yılda absorb edip kırılıp bozulan kollar değil, nitelikli kollar kullanıyoruz. Yani hepsinin bir parçayı bütün haline getirerek tabiri caizse bir kumaşı müşterimizin nasıl istiyorsa, müşterimiz işte hangi bedenine göre istiyorsa PVC'de ona göre oluşturuyoruz. Sektörümüzle ilgili bizim tabiri caizse merdiven altı firmalar dediğimiz firmaların sektörümüze bazı zararlar veriyor. Bu nedir? İşte kalite olarak, işçilik olarak, imalat olarak, termin olarak sıkıntılar yaratıyor müşteriyle ilgili. Ve bizim sektörümüzdeki bakış açısını değiştirebiliyor insanların. Çünkü bu ürün kalitesi budur veya en son kaliteye bu şekilde ulaşılmıştır diye bakılıyor. Ama maalesef öyle değil. Tabii her ürünün kendine göre bir alıcısı var. Yani her ürünün fiyata göre
bir alıcısı var. Ama kalite odaklıdaki amacımız bizim hem ürün kalitemiz fazla hem yelpazemiz fazla diyelim, hani kalitemiz düzgün. Buradaki merdiven altı firmalardaki yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu, kalitesiz imalat, kalitesiz işçilik, kalitesiz montaj yaparak müşterileri tabiri caizse hani canından bezdiriyor. Ama bizler Gülcam olarak müşterilere vermiş olduğumuz teriminimizden, müşterilere vermiş olduğumuz kaliteden, daha önceki söyleşilerimize de anlattığım gibi otomasyon sistemimizle müşterinin imalat aşamasını görecek, işte ne zaman evine pencere gelecek o aşamayı görerek kendileri müşteriler izleyebilecek. Buradaki şey, bizim anlatmak istediğimiz kalitedeki müşterilere belli bir hizmet sağladıktan sonra ileriye dönük müşteri memnuniyeti sağlamak. Biz de bunları kendi kurmuş olduğumuz otomasyon sistemiyle çözebiliyoruz. Çünkü başka markalar da tabii bu otomasyon sistemi oluşturmaya çalışıyorlardır illaki. Yapmaya çalış. Çünkü neden? İleriye dönük bir sektör oluştu bu otomasyon. Her sistemde de, her marka, her şeyde de, ürün yelpazesinde de vardır. İzleyicilerimize bir ürün alırken fiyatından ziyade kaliteli satış sonrası teknik hizmet alabilecekleri firmaları tercih etmelerini isterim. Bunun akabinde 2021 yılı içerisinde de inşallah sağlıklı, huzurlu, vatanımıza, milletimize, devletimize zeval verilmeden güzel bir yıl geçirmemizi dilerim.